Şərqi Türkistandan yeni çıxan şahidinin guvahlıqları. Şərqi Türkistandan ismini aşkarlaşını xalmağan bir şahid xəbər bölümümüzge Şərqi Türkistandan növətki içinişlik vəziyyəti haqqıda guvahlıq bərdi. Məzkur şahid Xitayının xalqara cəmiyyətinin közünü boyaş üçün intayin az sanıki məscidini qaldırıp qoyup, köp sanıki məscidlərini çıxıp tüzlüvətkərlikini, çıxılmağan məscidlərdən namaz oxuşunu çəkləb, başqa işlərğa işildivatqanlıqını aşkarladı. Şahidinin etişçe, Xitay İslam dinini Müslümanlarını bastırış üçün Şərqi Türkistanın hər qaysı caylarıdaki məscidlərini çəkivətkən. Gerçi az bir kısım məscidlərini çakmaya kaldırıp koyan bolsumu, bırak xalqara cəmiyyətinin közünü boyaş üçün bu məscidlərdən namaz oxuşunu çəkiləb, mal besib, ambar qılıp işlətkən. Ya ki poştadan kəlgən posulkilərini saxlaydığan iskilatqa özgərtkən. Şahidinin aşkarlıqca, özü turuşluq rayonda 4 məscid bar bulup, Xitay məscidlər içindeki ən həşəmətli, körkən bezelgən 3 məscidini çəkib etkən. Konurab qalğan bir məscidini çakmaya quyup qoyğan. Çıkılmağan məscidinin işik aldığa kimlik təşürüdüğün üskünü ornatkan bulup, namaz okumakçı bolsa kimlik sürkügenden kiyin andan kiraledigan qıp qoyğan. Xitay namaz okuğallarını her xil bahanları bilen cazaledigan bolğaçqa, kişiler kimlik sürkəb məscidke kirişke cürət qılalmıqan. Şahidinin aşkarlıqca, özümü namaz okuyduğallığını aşkarlıp koymaslıq üçün uzunluğun beri məscidke kirelmigen. Xitay yakınki yıllardan beri xalqara cemiyetinin közünün boyaş üçün namaz okuşunu çekilmeydiğallığını dava kılgan bolsuma, ama namaz okuğan kişilerini her xil bahanları ve töhmetleri bilen cazalab türme ya ki caza lagırga kamıgan. Bu sebeplik hazır məscidke kırgan kişi kalmıgan. Şahidinin özü turuşluk rayon Şərqi Türkistan'ın şimalı bulup, bu rayonun vaziyeti muşu derecede iken, Şərqi Türkistan'ın canubidiki Kaşkar ve Xotan'ın vaziyeti tığımı içinişlik iken, küzet küçüler Xitay'ın yakından beri Şərqi Türkistan'a çet elden her sahe kişilerine ziyaretke teklif kılışıdaki rezil məxsinin xalqara cemiyetine aldaş ikerlikine, Palestin meselesi de Palestin xalqına kollagan kıyafetke kırvalgan bozuma, emeliyette növette İslam dini ve Müslümanların en çok düşmeni ikerlikine, İslam ve Müslümanlara karşı terör siyasını izcil icra kılıp kilovatkallıkını, sistemelik irqi kırgınçılıkının devamlaşıvatkallıkını bildirişmekte. Xitay'a karşı Amerika-Hindistan Müdafiye Hemkarlığı Kanun Lahiyesi oturuğa koyuldu. Amerika Kengash Palata azası Marco Rubio 25 iyul Amerika-Hindistan Müdafiye Hemkarlığı Kanun Lahiyesine sunğallıqını elan kılgan bulup, barğan sıra hededin işivatkan Xitay'a karşı bu kanun lahiyesi Amerika bilen Hindistan'ın işki tereplime hemkarlığını kengayt edikken. Amerika avazının xəbirdə bildirilişçe, Rubio bu vaxtı elan kılan bayanatı da, Amerika-Hindistan həmkarlıq münasibeti Xitaydan kelgen təsirge karşı zərbe berişte intayin mühim. Bu həmkarlıq münasibetini küçeytiş üçün, yeni Dehli bilen bolğan istirateyelik diplomatiya, iqtisad ve hərbi münasibetlerimizni çoxum küçeytişimiz kerek digen. Bu kanun layihasının konkret məzmunu tövendikilerini öz içige alı digen. 1. Amerika'nın Hindistan'ın zemin pütülükige bolğan tähdetke taqabıl turuşunu kollaydıgan, Hindistan'a rəqiblerini tosuş üçün zürür bolğan bexatelik yardımı beridigan, şundakla müdafiye, puhravi alam boşluğu, texnika, dorgerlik ve iqtisadi məbləğ siləş qatarıq sahələrdə Hindistan bilen həmkarlaşıdığallıqını bildirdiğan bir siyaset bayanatı tüzüp çıkış. 2. Hindistan armiyası növette Rusya'dan setuvelip işildivatkan herbi üskünlerine Amerika düşmelerge karşı zerbi beriş kanuni boyunca yürgüzülgen cazadın çeklik derecede keçürüm kılış. 3. Hindistan'a müdafiye buyumları, müdafiye mülazimetleri, lahiyeleş ve kuruluş mülazimetleri hem de mühim müdafiye üskünlerinin setişine tesliklaşını tezildişinin Amerika menfaatige uygun ikerlige, şundakla Hindistan'ın tehditini tutuş üçün zürür bolgan iktidarga iyi buluşunun tınışlık ve mokumluk menfaatige uygun ikerlikide parlament fikri utturgu çıkırış. 4. Teknike yetküzüş cahette Hindistan'ı Japonya, Koreya ve Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'nın itbağdaşlarına okşaş oranına koyuş. 5. Taşkı İşler Ministerliği'ne Hindistan bilen herbi hemkarlığını küçeytiş doğrusu da düşünüş esnetmesi tüzüş hukuku beriş. 6. 2 yıl içinde Hindistan'a ziyade müdafiye buyumlarını tezlikte yetküzü beriş katarıklar iken. Bildirilişçe, Amerika'nın adetki kanun çıkırış tertibine asasen, parlament azalarının kanun lahiyesi oturuğa koyuşu pekat birinci kadem bulup, bir kanun lahiyesi münasibetli komitetin ötüşü ve Kengash Palatası'nın okşaş tekstik nuskısı makulleşi, andın prensitka imzalaş üçün tapşırılışı katarlık baskışlardan ötüşü kere iken. Şarkı Türkistan'dan 20 yılda 60 milyard kilovat saat tok bulantalan kılıngan.
Xitoyning Sharqiy Turkistondagi turlik bulang-talanglari davomlashayotgan bo'lib, oldingi yarim yilda sirtqi yetkazilgan tok miqdori 59 milliard 274 million kilovatt-soatga yetgan. Xitoy tashviqot organi Tangritaq to'rining bugungi xabarida aytilishicha, oldingi yarim yilda Sharqiy Turkistondan sirtqi yetkazilgan tok miqdori 59 milliard 274 million kilovatt-soat bo'lib, kuniga o'tirib hisob bilan sirtqi yetkazgan tok miqdori 327 million kilovatt-soat bo'lgan. Buning ichida sirtqi yetkazilgan yangi energiyalik tok miqdori 21 milliard 174 million kilovatt-soatga yetib, sirtqi yetkazgan umumiy tok miqdorining 35.72% ni egallagan. Xitoy Sharqiy Turkistondan bulang-talang qilgan tok boyligi orqali har jihatdan manfaatga erishgan bo'lib, oldingi yarim yilda sirtqi yetkazgan tok miqdori 6 million 405 100 tonna o'lchamli ko'mirni oz ko'ydirganga barobar ekan. Ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkistondan chiqayotgan g'oyat zo'r boyliklar Xitoyning iqtisodiy krizi va energiya krizisini hal qilish uchun muhim o'rinda turayotgan bo'lib, bu sababli Xitoy bulang-talangning ko'lami turini davomli ko'paytmoqda. Parlament a'zosi Turkiyani Xitoy bilan bo'lgan savdoda ogohlantirdi. İYİ Partiyasining parlament a'zosi, guruhi muavin raisi Mehmet Satuk Bug'ra Kavuncu 26 iyul Turkiya parlamentida Xitoy to'g'riliq muhim ogohlantirishlarni o'tirg'i qo'ydi. Kavuncu Turkiyadagi Xitoy mablag'i va uning keltirib chiqarish ehtimolligi bo'lgan xavflarni Xitoy mablag'ining iqtisodiy foydasi bilan birga Turkiyaga elib keladigan siyosiy va ijtimoiy yomon ta'sirlari haqidagi andishalarini bildirgan. Hamda Turkiya hukumatini Xitoyning Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosi masalasida axborot vositalariga ko'rsatayotgan ta'siridan ogohlantirgan. U ogohlantirish so'zida munolarni bildirgan. Turkiyada Xitoy mablag' solg'uvchilarga qarata ishonchsiz bir yig'ish bor. Masalan, avtomobil sanoati sohasida Xitoyning BYD shirkatiga Turkiyada mablag' selishiga ma'lum jihatda ilhom berildi. Albatta, Turkiyaga mablag' selish yaxshi ish. Millatchilik nuqtasidan undoq yoki mundoq tegili bo'lmaydi. Inshaalloh, davlatimizga texnomi ko'p mablag' solg'uvchilar kelsa yaxshi, ammo bizning bir to'g'imiz bor. Davlatimiz bu sohada muvaffaqiyat qozonganda ham ijtimoiy taratqularda ham nurg'un joylarda qarshi elib taqdirladik. Ajri singdirgan hammaylarga rahmat aytgan holda bu xil yangilikning davomli o'tirg'i chiqishini umid qildik. Ammo navbatda mashina sohasida Xitoyga berilgan bu imtiyozlarda Turkiyaning to'g'iga salgan mablag'iga nisbatan cho'ng xavf mavjud. U so'zida yana faqat avtomobil sanoatida emas, boshqa sohalarda ham Xitoy mablag' solg'uvchilarga cho'ng yo'l ochilganligini Xitoyning Turkiyada faqat savdo sohasida emas, balki axborot vositalarida ham aktiv o'rinda ekanligini Sharqiy Turkiston masalasi kun tartibiga keltirilgan hamon ma'lum qalamkashlarning Xitoyning foydasiga maqola yozayotganligi Turkiyada butunlay Xitoyga yoki Rossiya tarafga moyil bo'lib yo'nalish o'zgartirish ahvoli mavjud bo'layotganligini, buning strategik jihatdan nihoyatda xatarlik ekanligini ta'kidlagan. Kavuncu Shanghai hamkorlik tashkiloti haqida ham to'xtalib, bu tashkilotga a'zo davlatlarda qattiq assimilyatsiya siyosati mavjud ekanligini, axborot sohasining erkin emasligini, o'qituvchilarning erkin ozodi so'zlay olmaydiganligini, bu xil Xitoy zihniyati Turkiya moyil bo'ladigan bir zihniyat emasligini qayd qilib o'tgan. U yana iqtisodiy jihatdan har qaysi davlat va sohadan kelgan mablag' solg'uvchilarga qarshi emasligini, ammo Xitoyga kelganda farqli muomala qilish kerakligini, Xitoy bilan qilinadigan har bir ish, har bir kelishimning nihoyat jiddiy holda astoydil muzokara qilinishi kerakligini, bulibmi to'g'idak yerlik bir markani ishlab chiqarib, orqadan uning qarshisiga Xitoyning BYD markasini keltirishning to'g'ri emasligini bildirgan. Mehmet Kavuncu yana Sharqiy Turkiston masalasini tilga olib, Sharqiy Turkiston haqida biror gap qilinganda Turkiyadagi Xitoyning qo'lchimoqchilarining harakatga o'tadiganligini, Xitoyning Turkiyadagi ma'lum axborot organlarini mablag' bilan ta'minlab kelayotganligini ta'kidlagan. Sharqiy Turkistonga qaytgan Uyg'ur vatanga qaytganga ming pushaymon qilganligini bildirgan. Yaqindan beri Xitoy Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirish uchun chet elda yashayotgan Uyg'urlarning vatandagi tuqqanlarini vosita qilib Sharqiy Turkistonga qaytishga undagan. Amerikada yashayotgan bir Uyg'ur Xitoyning aldam xaltasiga tushib, yaqinda Sharqiy Turkistonga qaytgan va navbatdagi vaziyatning Xitoy yoki uning tuqqanlari tasvirlagandek emasligini bilib, vatanga qaytganiga qattiq pushaymon qilgan.
алдыңғы хәпті іштимаи ұшчыр васыларды тарқалған бір авазлық ұшчырда Қытайның алдам қалтысығы түшіп, вәтенге қайтқан бір ұйғыр қыз өзінің достыға вәтенге қайтқалықы үшін қылған пүшаймаларыны иғыр ғамгіп атқан халды сөзлеп берген. O avazlıq uçurda Şarkı Türkistan'nın növətiki ekinişlik vəziyetini tövendikidək aşkarlıqan. Bəzi işlər isimgə kilvəlib keybiyatın pəqət yaxşəməz. Bəzi gəplərini telefonda digilib olmadı. Bu haqda bir məsləhət bərsən boladdi. Mən vətəngi barmıqalı 12 yıl bolğan idi. Apam dadamnın avazını 5 yıl anlayalmadım. Kişilərdən vətənin əhvali ilgirgidən yumşabdu digini anlığan idim. Bir qancı kişinin vətəngi kətkərlikini gördüm. Onun üstüge apam bilən dadamı, kilin qızım sizni bək siyğunduq, işlər burunqıdak əməz yaxşı bulub kətdi, çət əlliklərinin gipigi işənmən öz gözünüz bilən körsünüz əməli əhvalini bilisiz, dedi. Özümcə apam bilən dadamı birer xətər bolğan bolsa, hərgiz bundaq sözlərini qılmaydı dəb oylab, axır vətəngi bardım. Ayruplandın çüşüplü bək qorq Kettim. Ayrı durumda Uyghurlarını başkalarına qarğanda qatıq təkşürüş əhvali yanılı bar ikən. Aldımğı mən tunuyduğan, tunumaydıgan kişilər bulup bək köp adam çıxıbdı. Onlar mağa güllərini tutup getdi. Aldımğı çıqqallar içindeki bir qanç kişi məhəlli komitetinin əməldarları ikən. Onlar mən öydün kətküçə üyümdü qonğandım başqa kündü nəçə əməldar kilib nurğun gəplərini soğurdu. Bu gəplərini telefonda digilib olmaydı. Lekin körüşkəndə sana dəb berimən. Mezkur Uyghur kız hazır qattıq beşik etib atqanlıqını o üyedeki vaqtda Xitay xadimlerinin vətəndeki hemme işleri yaxşı bulup getibdi. Öz gözüm bilen gördüm, Şinjan halkı bay bay yaşat yaşav etibdi. Çet elde Uyghurlar haqqıda çıkıp atqan xəbər Xitayını qarlaş üçün oturğa çıkarılgan digendek yalgan güvahlıq berişki qıstap duru alqanlıqını əmeliyyatı bolsa nevri akilerinin hemmesinin türmede işkallikini, onların ismini tilga ilişkimi ruhsat kılmağanlıqını, o bundaq keplerini qılıp sınığı çıkalmaydıqanlıqını etkan bolsumu, Xitay xadimlerinin siz chet elning teşviqatını rasqa çıkarıp bizni qarlamaqçı mı? Bunun qandaq çoğun cinayet işkallikini bilemsiz. Növete Xitayga hiç kim tənkilenmeydu. Siz kimge şunca işini vatsız? Sizge birer iş bolsa pasport bergen dövlət mi arlaşalmaydu? Ondaq pasportunu xalısaq əxlətki taşlivetimiz dəb təhdit salgalıqını, ahirada özünün ve ata anısının bexatirlikini oylab, Xitayının digini bu iki sınığı çıkıp yalgan güvahlıq bergenlikini etkan. O yana bu axtki endişe ve püşeyman larını bayan qılıb mən vətəndən qayıtıb gəlgəndən kən Xitay saxçıları mağa özləri bilən daim əlaqələşib duruşunu tapılab kündə uçur qıldı. Əlaqəni özü vəssəm bərgən yalğan guvahlıq haqqıdakı sinni torğu quyub etişidən qorxdum. Əgər Xitay sinni quyub etib qalsa həmmə adam məni xain deyib tillab kətərmi? Heç kim görməyidigan yerə gedib yoqablı kətəymikən deyətəmən. Əlaqəni saxlab duray desəm bizni şunçı vəyran qılıb atqan Xitayının paytısığı işləyidigan casusqa aylınıb kətərməmi? Bu məsələni tolı oylab uxlayalmayıb atıman. Xitay saxçıları ala qılıb turun deyib arqamğa kirib aldı. Özümnü öldürib alıb qutulaymikin degan. Yaqınqı məzgillərdə bir qısım Uyğurlarının Şərqi Türkistanğa qayıtış məsələsi mühacirətdə qulğulu qozğan temalardan biri bolub, mütəxəssislər Xitayının bu xil hiyləmikir arqalıq bir tərəfdən irqi qırğınçılıq cinayətini pərdazlasa, yəni bir tərəfdən qayıtqan Uyğurlarını türlük şərtlər, təhdidlər bilən özüge xizmət qilishqa məcburlaydığanlığını təkidləşməkdə. Xitayının cinayətlərini paş qılğan guvahçılarğa təhdid selinğanlığı aşkarlandı. Yıqından beri Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kun tartibiga kelish sababli Xitoy rejimi turli besim va jazolarga duch keldi. Natijada Xitayning xalqarodagi inobati tushib, uzluksiz eshiyotgan iqtisodiy tushishga boshlagan edi. Buningdan qattiq bearam bo'lgan Xitoy har xil vositalar bilan xalqaro sahnalarda Xitayning Uyg'urlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilgan, xalqaroliq sudlarda guvohlik bergan shohid guvohchilarga tahdid selish, besim ishiltishi orqali ularning harakatini to'xtatishga urinayotganligi oshkora bo'lmoqda. Xitayın Uyğur faaliyetçilerinin avazını boğuşqa urunğan rezil hareketlerinin əməli ispatı süpütüde Gollandiyada aktif hareket kılıp atan Abdurrahim Ghani Uyğur Efendi'nin yakınqı yıllarda bulup mu bu yıl uçurğan keçürmüşlerini misal kılış mümkün. Bu yıl 18 aprel Abdurrahim Efendi'nin numarı körülmesinden tuyuqsız telefon kelgen. O telefonu elip 9 yıldan beri hiç izdirikini alalmağan çoğun aksi Abdurrahim Ghani'nin avazını anlap hayran kılıp
ixtiyarsız köz yaşlarını tutalmağan, aksi onunla sıllıq görüşünü etkan, ədisi aksi Abdülkim Ğeni Telegram əbdidalıda sıllıq telefon kılığan, əmeliyyatı Telegram Şarkı Türkistan'da çekilengen əblərdən bolıp, Abdülhim Əpendi Xtay sağçılarının aksini məxsus telefon kıldırıp, özü bilen körüştürgəlikini pəmliyən. Akıfkılar qısqıca əhval soraşqan deyinkin, Abdülhim Əpendi aksinin qapıqının kökürüp qalğalıqını bayqıgan. O səbəbini sorğan bolsumu, bıraq aksi yıqılıp düşüp, şirəgi üsü aldım деп турып алган. Булардын сырт аксинин чырайыдан бир хил коркунч кейпияты чыгып турган болуп, акси алды менен унунга Кытайга каршы фаалиетке катнашмаслык хакында насихат кылган. Аркадан ар аптада бир катым көрүшүп турайлы деп өтүнгөн. Абдырхим эпенди аксига мен силерге нече жыл телефон кылып, катъи алакалаша алмаганлыгым үчүн силерни Кытай өлтүрүп аткан окшойду деп издирикеңлерни кылган эдим деген. Аксы унунга биз бар базы иштер себебиден телефон иштетмеген деп жооп берген. Аксы яна унунга насихат кылып, намайыш фаалиятларын токтотушун талап кылган. Амма Абдырхим эпенди шунундан кийин аксы кылган телефонну алмаган. Абдырхим эпенди Кытайнын жинаятларын халыкарада паш кылган уйгур фаалиятчиларынын Кытайга каршы харекетин токтотуш үчүн кылган тектиктерин ашкарлап, мунуларын билдирди. Bu yıl 6 iyul Amsterdam'da ürümçi kırgıncılığının 15 yıllığını hatırlayıp namayış kılıp atkan idim. Telegramda kaysa bir kişi köp kıtım telefon kılgan bolsumu telefonunu almadım. Kiyin karısam, akam bana avazlık uçur kaldırıp, dadamın iğir kesel bulup yetip kılgan haleti körsülgen sinne evetip du. Bunu görüp köz yeşimini tutup alalmadım. Akım uçuruda bana əti eçilmaqçı bolğan Xi Jinping'ni sotlaydıgan sotqa qatnaşmaslıqni, hatta Şarkı Türkistan'a tuqqallarını yoklaşıq kilip, dadam bilen körüşü ölüşini, Xtay'nın bana kolaylıq yaratıp beridigallıqını, hem de akamğımı pasport becerip berip, Gollandiyaga çıkıp, men bilen körüşüşke yardım kılıdigallıqını depdi. Men akamnın uçuruğa cevap vermedim. Akam bana yollagan bu uçurni 11 iyul eçilgan Puralar Sot Mahkemesi'de guvalıq bergende, sotçi advokat ve teptiş xadımlarga kuyup berdim. Gayip bolgan 19 uruqtuk kunumnyan izderikini alalmağılı 7 yıldın aşkan bir mezgilde, Xtay'nın dadamnyan iğir kesel haletti yatkan sinni yollaş arqılıq, mağa ruhi cahatti besim kalıp, bu sotqa qatnaşmaslıqı buyurgallıqı haqqıdaki dəlil ispatni sotqa berdim. Xi Jinping'ni aqlaydıgan advokat guvahlıq bergüçülerden her xil suallarını sorgan bolsumu, amma menden hiç nimi sormadı. Belki menin yanımğa kelip, kolumnı sıqıp, mağa histaşlıq kılıdgallıqını bildirip, teselli berdi. Men bu izderikini alalmağan 19 uruq tıkkınımdan sürütünü körüstüp, onlarının pekat Şarkı Türkistan'daki milyonluğun uyğurlarının bir canlıq örneki hikayelikini sözledim. Hem ailemden izdirikini kılış yolu dıkılgan faaliyetlerimini, hatta Gollandiya Padişahı Başministeri, Taşkışlar Ministeri'ye kadar xat yazıp, onlarının diplomatik yollar arqalıq, Xtay bilen alaqılışıp, uruq tıkkallarımdan izdirikini kılıp berişini tələb kılganlıqımını dəlil ispat bilen körsettim. Abdirhim Efendi'nin haber bölümümüzge aşkarlışça, o Amsterdam'daki Dam Meydani ve Xtay Konsulxanasının aldığı namayış kılış çaryanı da bir neçe kıtım Xtay'nın ölüm tehdidiga uçurgan. Hamas'ın siyasi rehberi İsmail Haniye İran'da kask uçurdu. Palestin İslami Karşılık Kürsüsü şerikti Hamas'ın rehberi İsmail Haniye İran'dan paytaxtı Tehran'da suikast uçurup şehit kılıngan. Türkiye Avaz Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, İran Devlet Televiziyası Hamas Siyasi Biyorosu Reisi İsmail Haniye'nin Tehran'daki özü turuvatkan bir öyde terörlük hücumuğa uçurup hayatının ayrılganlığını haber kılgan. Haberde Haniye'nin bir muhafizetçisinin mi hayatının ayrılganlığı kayıt kılıngan. İran İnkılap'ın muhafizet kılış kısımları mı İsmail Haniye'nin İran'ın yeni prezidenti Mesut Pezeşkiyan'ın kasem beriş murasımıza katlaşkanın bir neç saatten kiyin suikastke uçurganlığını cezimleştirip vakanın teşhirluvatkanlığını ilan kılgan. Hamas tarafı siyasi bürosu başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın paytaxtı Tehran'daki turalğusuğa İsrailiye tarafından kılıngan hava hücumu da şehit kılınganlığı cezimleştirilgen. Xəbər 7 torunun xəbərində bildirilmişçə, Hamas hərəkəti və İran İnqilab mühafizəçiləri tərəfindən elan qılınan yazma bayanatlarda İsmail Haniyenin Tehrandakı turalğısına İsrailiyə tərəfindən orulaşdırılğan hücumda şəhid qılınğanlığı bildirilgən. İsrailiyə armiyası Hamas rəhbəri İsmail Haniyeyə qartılğan suiqəs haqqında ifadə bildirişdən özünü qaçırğan. Amerika Müdafiye Ministri Lloyd Austin bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida İsmail Haniyenin İran'da qasqı uçuraş vaqasidan keyin rayondagi keskinlikni pasaytish uchun harakat qildiganligini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Haniyega qartilgan suiqas rayondagi keskinlikni tixmo kuchaytirdi. Bu qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir harakat dedi.
Türkiye Taşkı İşleri Ministerliği bayanat elan kılıp, İsmail Haniyye'nin Tehran'da icra kılınan kabih suikast neticesinde katil kılınışını ayıplaymaz dedi. Ma'lum bo'lishicha, İsmail Haniyye Tehran'ın şimaldaki peşkadem askerleri turduğan alayda turalguda uğurlaştırılgan bulup, havadan kuyup berilgen bomba çüşüp hayatından ayrılgan. Germaniya Xitay baş elçisini ministerliği ciddi çağırdı. Germaniya Xitay'nın Germaniya'da turuşluk baş elçisini ministerliği ciddi çağırdı. Xitay'nın Germaniya hükümet organlarına kılgan tor hücumuna narazılık bildirdi. Amerika vazının bu haqtaki haberde bildirilişçe, Germaniya'nın bir emeldari 31. iyuldaki bayanatıda Germaniya hükümetinin 2021 yılı federatif yer ölçeş ve seziş idaresiyle karatılgan tor hücumunu tekşürüş arkalık Xitay devlet hadimleri tor hücumunu mesulü buluşu kerekte bekitkerlikini etkan. Germaniya hükümeti bu iş üçün Xitay'nın Berlin'de turuşluk baş elçisini ministerliğe çağırıp itiraz bildirgen bulup, bu Germaniya'nın netçi 10 yıldın buyan tuncu qetim Xitay baş elçisini çağırtışı iken. Germaniya Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Sebastian Fischer, Germaniya hükümetinin yer ölçeş ve seziş idaresiyle karatılgan tor hücumunun geliş mənbəsi haqqıda istihbarat organlarının şençilik küçürleri bar digen. Bildirilişçe, Germaniya 2021 yılı Germaniya Federatif Yer Ölçeş ve Seziş İdaresi'ye kılınan tor hücumu sebebinden 31. iyul Xitay baş elçisini ministerliğe çağırtkan. Germaniya Taşkı İşler Bayanatçısı Fischer bu anıqtı toxtulup, Xitay rejiminin başkuruşudaki hakkırlarının casusluk məxsidə məzgür idarığı tor hücumu kılıp girgenlikini, Germaniya Xitay'nın bu tor hücumunu katlıq ayıplaydıqalıqını, Xitay'nın bu xil tor hücumlarının qaydı yüz berişidin saklanışqa ve qaydı yüz berişinin aldını ilişki çağırdıqalıqını təkidligen. Bu axtı Xitay tərəf Germaniyaga hiç qandaq inkas bildirmegen. Xitay hakkırları yıllardın beri başka devletlerge tor hücumu qozğaş bilen köp qetim ayıplengen bolsumu, bu qetim qadak Germaniya hükümetinin tor hücumunu sadır qılğıçılarının eniq ispatı barlıqını oturgu koyup, vaqa sadır qılğıçı devletinin baş elçisini çağırtıp, narazılıq bildiriş əhvali nahayeti az uçuraydıken. Amerika Xitay ve Hong Kong'un şirketlerge ceza yürgüzüşünü tezletmekte. Amerika Xitay ve Hong Kong'un şirketlerge ceza yürgüzüşünü tezletken bulup, yeni tizimlikten 20 Xitay ve Hong Kong şirketlerini öz içige alıdıken. Ceza kararıga asasen 100'den artık Xitay şirketi muşu ayının ahırıda bu tizimlikke kürgüzüldüken. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 1. Avgust haber kılışça, Amerika Maliye Ministerliği yakında 2 ceza tizimlikini ilan kılgan bulup, bunun içindeki Hong Kong, İran ve Yemen'deki 7 şahıs ve 11 şirketke çetildiken. Hong Kong'da tizimge aldırılgan şirketler ve Xitay'nın Guangzhou, Shenzhen'deki 2 şirketini koşkanda, Xitay ve Hong Kong şirketleri ceza tizimlikinin 64%'ini ilgileydiken. Mezgür Xitay şirketlerinin hemisi İran ve Husi Korallı kısımlarının başkurulduğun bomba ve uçkuçsiz ayırıplan işlep çıkırı sabcaslarını seti verişiğe yardım biriş bilen ayıplengen. Amerika Bloomberg haber doğrunun 1. Avgust ismini aşkarlaştığını halimiğen mənbəlerini nakil keltürüp haber kılışı, Amerika hükümeti bu ayının ahırıda 120'den artık Xitay şirketine ceza yürgüzüşü mümkün iken. Ve bu arkalık Xitay'nın süni idrak özüki ve münasifetlik işlep çıkırış üskürlerine erişişini çekleydiken. Bu ceza asaslıqı Nvidia ve AMD şirketlerinin süni idrak tizlet gücünü icra kılışı gerek bulunduğun yukarı kan belbağlıq içki saklıqıç kristal yapıraqçısıgı kartılığan bulup, ceza yürgüzüldüğün şirketlerinin konkret saniye texi bekitilmeyen. Amerika Maliye Ministerliği 30. iyul ve 31. iyul günü ayrım-ayrım halde ceza ilan kılgan. Bayanatta 2 Yemenlik şahıs ve 4 şirket Husi Korallı kısımlarını başkurulduğun bomba, uçkuçsuz ayırıplan ve çarlıqıcı başkurulduğun bomba yasaj zapcasları bilen təminligeliki, cezalanan 4 şirket ayrım-ayrım halde Guangzhou ve Hong Kong'u caylaşkallıqı kayıt kılıngan. Maliye Ministerliği'nin körüstüşçe korallı kısım münasifetlik korallarını işiltip, İsrailiyadaki Amerika Armiyesi Suudi Paraxotu'ya hücum kılgan.